28 Şubat pazar ve ben okumalarımı yapmaya başladım. Açıkçası yüksek lisans yaparken beni en çok zorlayan durumlardan birisini görmüş olduğunuz sarı lekeler sizlere gösteriyor. İngilizce olarak çok kaliteli bir İngilizceye sahip olmadığım için aslında okumalarım yavaş gidiyor. Belki bunun gibi yüzlerce okuma yapmam gerekiyor. Bu 20 sayfalık hadi referanslarını sayfadan saymazsak 18-19 sayfalık bir okuma aslında. Fakat yaklaşık 20 dakika boyunca görmüş olduğunuz sadece abstrak kısmını okuyabildim. Yüksek lisans yapacakların özellikle %100 İngilizce şeklinde yapacakların Belki de benim gibi zorlanacakları en önemli nokta İngilizce olacaktır. Çok fazla okuma yapmamız gerekiyor. Bu noktada kendinizi İngilizce olarak İngilizce okuma yapabilecek noktada geliştirirseniz benim yaşadığım problemleri yaşamayabilirsiniz. Ve tabii ki ben bunların hepsini yetiştirebilmek için Türk kahvemi artık böyle bir bardakta içmeye başladım. Şimdi yapacağım işlem ise bu sarı renkle göstermiş olduğum bilmediğim kelimelerden oluşan ve birçoğunun anahtar kelime olduğunu fark ettiğim kelimeleri başka bir kağıda geçirmek olacak. Muhtemelen buradaki kelimeleri çoğu okumamda tekrar tekrar kullanmam gerekecek. O nedenle biraz kelime çalışmaya dönüşecek benim için. Şu an aslında kelimeleri deftere geçmiş durumdayım. Doğru İngilizce kelime çalışma taktiğinin bu olmadığını farkındayım çünkü İngilizce ve Türkçe olarak yazdım. Fakat şu an bu ve benzeri okumaları yapmak zorunda olduğum için çok da İngilizce çalışır modunda çalışmıyorum. Bu tarz problemlerimi belki de bir uygulamayla çözmeyi e, ümit ediyor olabilirim şu an. Ben de emin değilim. E, buradaki kelimeleri öncelikle e, birkaç defa tekrar edeceğim ve bunu Quizlet uygulamasında kaydedeceğim. Quizlet uygulamasını detaylı olarak araştırabilirsiniz. Özellikle kelime çalışmak için e, verimli yöntemlere sahip bir uygulama. E, bu konuda sizlere bir kaynak önerisi yapabilirim. YouTube'a Sefa Kırlı Quizlet yazdığınızda Quizlet uygulamasını sizlere detaylı anlatacak bir program gelecektir. Açıkçası giriş bölümümüz biraz İngilizce üzerine oldu. Şimdi biraz daha İngilizceyi çok da umursamadan, e, ne kadar umursamadan gidebileceğimi de bilmiyorum. Fakat e, bu makaleyi, e, bu çalışmayı okumam gerekiyor ki, anladıklarımı ya da anlamadıklarımı not etmem gerekiyor. Bunun öncesinde yapacağım bir işlem de şu olacak. Görmüş olduğunuz gibi burada bir Keywords bölümü var. Bunlar aslında benim çalışmak istediğim konunun önemli anahtar kelimeleri. Muhtemelen benzer kelimeler arasında gidip gelip bir literatür tanıması yapmam gerekecek. Bu kelimeleri baz alarak. Şu an okuduğum makale Yavuz Duvarcı ve Tan Yiğit Canlar hocamızın bir e, çalışması. E, detaylarını e, vermem ne kadar doğru olur emin olmadığım için e, şu an çalışma hakkında sizlere bir detay vermiyorum. Belki bu da araştırıp e, doğrusunu yanlışını öğrenip sizlerle paylaşmaya çalışırım. Bu tarz içerikler üretirken aslında en çok zorlandığım nokta video montajı. Çünkü nereden baksanız normal bir video süresinin 7 katına kadar süreyi montajda harcıyorum. Ki buna video öncesi hazırlık, render süresi, yükleme ve paylaşma gibi durumları da eklersek günümün belirli bir kısmını sosyal medyaya ayırıyorum diyebilirim. Bu noktada tabii ki en büyük motivasyonum sizlerin göstermiş olduğu ilgi ve destek. Sizler sayesinde sürdürülebilir bir YouTube kanalını oluşturmayı başardık ve yine haftalık videolarla birlikte bu süreci devam ettireceğiz. Hepinize bu noktada ne kadar teşekkür etsem azdır. Eğer ki çıktığım bu yeni yolculukta benimle beraber olmak isterseniz, yani yüksek lisans serüvenime dahil olup, Tecrübelerimi benimle deneyimlemek isterseniz sizleri YouTube katıla bekliyorum. Bunun için katıl butonundan akademi günlüğünü seçebilirsiniz. Yüksek lisans günlüğünün ikinci bölümü YouTube katıl takipçilerimize özel olacak. Hepinize şimdiden teşekkürler. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle.